Evet. Diye düşünüyorum. Şimdi burada önemli olan, yani asıl bu oraya gelmeye çalışıyorum sürekli olan, aslında sizin bugün de yazdığınız, Barçın Yinanç'ın da yazdığı Rusya'nın Suriye kartı meselesi. Şimdi biraz önce açıklandı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı State Department Kongre'ye bir mektup yazdı ve dedi ki F-16'ların Türkiye satışı konusuna olumlu bakabiliriz. Çünkü bu önemlidir. Şimdi bu bizi aslında yeniden müttefiklik meselesinin şekillendiğini gösteriyor bu bir. Diğer taraftan Rusya Suriye kartını Türkiye'ye karşı sürekli oynayacak durumunda, hep aklımızın bir köşesinde olmak durumunda. Nitekim size de atıfta bulunmuş Barçın bugünkü yazısında, diyor ki demişsiniz ki Rusya Suriye kartını bir koz olarak elinde tutacaktır ve böylece isterse herkese başka alanlar üzerinden zarar verebileceğini mesajını da canlı kılacaktır. Dolayısıyla bu konuda ne dersiniz? Yani bugün Türkiye F-16'lar konusunda bir kazanım sağladığı gibi gözüküyor. Çünkü Ukrayna-Rusya meselesinde Ukrayna'nın yanında durdu, işte Bayraktar siyalarıyla orada durdu. Ve ciddi sert açıklamalar var. Buça'da olanlarla ilgili bu açıklamalar çok sert geldi Ankara'dan. Ancak Suriye meselesinde hala Rusya orada. Ve Esad birliklerinin de Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir aracına müdahalesi var. Daha önce de şehit olan askerlerimizi unutmayalım Rusya'nın hava saldırısında. Tabii bu çok uzun bir konu ama nasıl bir projeksiyon yapıyorsunuz kısa vadeli olarak? Ankara'nın Rusya konusunda neye dikkat etmesi gerekiyor ya da böyle bir tehlike görüyor musunuz ilişkilerde? Şimdi burada da iki tane unsur var, belki üç. Bir tanesi şu: Rusya Suriye'deki baş oyunculardan biri. Yani oyun kurucu demeyeceğim ama oyun kurucuya yakın bir ülke. Mesela bugün Rusya'nın hava sahası, şey affedersiniz, Suriye'nin hava sahası tamamen Rusya'nın kontrolünde. Şu anda Rusya orayı kapattığı takdirde hiçbir ülkenin uçağının yani ciddi tehdit altına girmeden Suriye hava sahasında operasyon gerçekleştirmesi mümkün değil. Yani gerçek olarak bunu bir ortaya koyalım. Biz Suriye'de Rusya ile bir şekilde karşı karşıya geleceğiz. Ben bu karşı karşıya gelmemizin müzakere masası etrafında olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu Astana ve Soçi'de yapılan toplantılar sonucunda Ruslar ve İranlarla birlikte bütün zorluklara rağmen ateşkes sağlanmasına önemli katkıda bulunduk. Yani bütün sıkıntılarımıza rağmen o sıkıntıları bir kenara bırakarak ortak paydalarda buluştuk ve o sayede Suriye'de işte nispi bir sükunet, ateşkes sağlanabildi. Önümüzdeki dönemde de bunu yapabileceğimizi umuyorum. Ama öbür taraftan Rusya, bugün biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi yazdım, Rusya elbette ki Suriye'yi bir manivele olarak kullanacaktır. Hem Türkiye'ye karşı kullanacaktır hem de başka ülkelere karşı kullanacaktır. Yani şöyle, eğer siz benim Ukrayna'da veya başka yerlerde canımı sıkarsanız benim de sizin canınızı sıkabilecek imkanlarım var. Bunun yapılabileceği yerlerden bir tanesi de Suriye'dir diyor. Ayrıca sadece Suriye değil tabii, biz Libya'da da Azerbaycan'da da Rusya ile saha içindeyiz. Yani bugüne kadar işbirliği haline götürdük ama tabii bundan sonrasının ne olacağını yani öyle garantili bir şekilde şöyle olacaktır, böyle olacaktır diyemeyiz. Dolayısıyla Suriye sahasında Rusya'nın mevcudiyetini hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Bu birincisi. İkincisi, bana göre bizim bugüne kadar Suriye'deki en büyük sıkıntılarımızdan biri orada yalnız gözükmemizdi. Yani bir taraftan müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri ile sıkıntılarımız var Suriye sahasında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın oradaki uzantısı bir örgütü yerel ortak olarak seçtiler ve
sürekli olarak işte eğitimlerini veriyorlar, silah yardımı yapıyorlar. Şimdi Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla Amerika ile orada aramızda bir ciddi bir sıkıntı var. NATO'ya baktığımız zaman NATO içinde de bundan bir süre öncesinden bahsediyorum. NATO içinde de çeşitli sıkıntılarımız vardı. Şimdi Rusya Türkiye'yi orada yalnız bir ülke olarak karşısında gördü. Önümüzdeki dönemde ben Türkiye'nin orada NATO'nun bir üyesi olduğunun hatırlatılması suretiyle bulunmasının bizi Rusya karşısında çok daha güçlü kılacağını düşünüyorum. İkincisi de bu. Üçüncüsü, Rusya'nın oradaki niyetlerine baktığınız zaman bir kere Rusya orada kalıcı olmak istiyor. Yani bu Hmeymim hava üssü, Tartus'taki deniz üssü, yani bunlar hani öyle geçici bir süre için yapılan tesisler, yerler değil. Bunlar kalıcı bir şekilde orada bulunmaya devam etme niyetinin en somut göstergeleri. Yani bir anlamda Rusya bizim güneyden de komşumuz oldu. Evet. Yani bir anlamda. Şimdi bizim Suriye'de bulunacak bir çözümde Rusya ile işbirliğimiz olmazsa olmaz. Ama bu işbirliğini işte doğru bir düzlemde kurmamız gerekiyor. Yine tekrarlıyorum. Evet, Ukrayna'daki savaşın gidişatı, ondan sonra Rusya'nın Batı ile ilişkilerinin mutlaka Suriye sahasında bir şekilde yansıması olacaktır diye düşünüyorum. Peki Ömer Bey, sizi kısacık bekleteceğim. Bir konumuz daha var. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım. Ümit Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hemen Barış'a bırakıyorum. Ümit Bey'e Barış soracak. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ümit Bey, siz hem eski bir diplomat hem de yeni bir siyasetçisiniz aynı zamanda. İki kimliği birlikte taşıyorsunuz. Tabii bir de önemli, siz aynı zamanda eski Moskova. Evet. Da görev yaptınız. Aslında şu an tam tartıştığımız bütün ilişkilerin ortasındasınız. Şimdi siz gelmeden önce biz Ömer Bey'e, programa bağlanmadan önce Ömer Bey'le şunu konuşuyorduk. Hürriyet gazetesinde bir kulis yayınlandı. Doğrudan hükümet kaynaklı bir kulis. Ve bu kulis bilgisine göre Türkiye Suriye ile bir çözüm süreci başlatmak üzere. Siz, Ömer Bey'in bu konuda bir kitabı var Suriye'nin son büyükelçisi olarak ve en geniş bölümü belki de en çok adı geçen isimlerden biri Ahmet Davutoğlu. Suriye politikasındaki hatalar, yanlışlar da çoğu zaman onun politikalarına yoruluyor. Siz bu çözüm sürecini bir diplomat olarak, bir siyasetçi olarak, bugün Ahmet Davutoğlu ile birlikte siyaset yapan bir isim olarak, dün Ahmet Davutoğlu ile birlikte diplomasi deneyimi yaşamış biri olarak, dünü ve bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış yaptık diyor musunuz? Bugün çözüm süreci varsa doğru yapılıyor diyor musunuz? Neredesiniz? Evet. Evet, Barış Bey, Şirin Hanım ve Ömer Bey, değerli büyükelçimize ben bir kez daha iyi akşamlar diliyorum. Tabii Suriye konuları olunca Büyükelçi Önhon gerçekten Türkiye'de ve uluslararası düzeyde en yetkin isimlerden birisi. Barış Bey, benim genel yaklaşımım Suriye konusunda hatalar yapıldı veya yapılmadı, yanlışlar yapıldı, yapılmadı. Bunlar siyasi düzlemde her konuda olabilir. Bugün için Rusya'nın ya da küresel güç olan Amerika'nın bütün dış politika açılımlarının doğru veya yanlış olduğunu söyleyebilir miyiz? Afganistan tecrübesi ya da Rusya'nın Afganistan tecrübesi. Bunları bir bütünlük içinde bakmak lazım. Yani dolayısıyla topyekun bir yanlışlık falan, ben hani bu tür kategorik yaklaşımları çok doğru bulmam. Ama ben şunu hatırlatmak isterim. Tabii bilahare sorunuzu da tabii cevaplamak, odaklanmak isterim. Son iki sorunuzun ikinci bölümü. Şimdi Barış Bey, bizim Suriye ile ilişkilerimize sadece bu iç savaş süreciyle bağlantılı olarak bakmanın ben pek doğru olduğu kanaatinde değildim. Neden? Çünkü 2000'lerin başına kadar Soğuk Savaş'ın en önemli aktörlerinden biri olan Sovyetler Birliği'nin artık Orta Doğu'daki uzun kolu olan Suriye ile bir NATO üyesi olan, bir Batı blokunun unsuru olan, aktör olan Türkiye arasındaki ilişkiler o dönemlerde, 2000'lerin başlarından itibaren söylüyorum, gerçekten çok tarihi bir gelişim sürecine girdi. Bunu hepimiz hatırlıyoruz.
Yani biraz kitabı baştan okumak lazım. Ama baştan öyle bir süremiz lazım. Yok. Ümit Bey, Sayın Davutoğlu da uzun tarihçe vermeyi severdi. Biliyorum hayır, ama tarih... süremiz kısa. Dolayısıyla bugün odaklanırsak çok mutlu olacağım. Tamam, buyurun. Tamam, peki. O zaman Barış Bey'in birinci sorusunun çok özetini yapayım. Biz gerçekten o dönemlerde sadece bizlerin değil Türk dış politikasının bir bütüncüllük içinde çok teşvik ettiği, önerdiği bir Suriye-Türkiye yakınlaşmasını yaşadık. Ve bu dünyada da örnek olarak gösterilen bir kavram. Ancak bir takım gelişmeler sonra hatta ortak hükümet kabineleri yapmaya başladık, toplantılar evet. yapmaya. Bakın bu kadar iki aşırı kutbun o seviyeye gelmesi gerçekten çok önemliydi. Ama sonra süreç farklı yönlere evrildi. O artık ayrı bir tartışma. Dolayısıyla yanlış doğru değil ama bir bütünlük